Furkan Vakfı'nın Hatay'da düzenlemek istediği konferansa kaymakamlık onay vermeyince bir grup otoyolu kapatarak eylem yaptı. Polis Toma'yla müdahale etti. Polis gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. Polis müdahalesinin yaşandığı bu görüntüler Hatay'dan. Furkan Vakfı'nın İskenderun'da düzenlemek istediği konferansa kaymakamlık izin vermeyince bir grup Erzincan gişelerinde yolu trafiğe kapattı. Polis Toma'yla müdahale etti. Gerilimin sonrasında Hatay Valiliği'nden konferans yerinin değiştirilmesi koşuluyla onay çıktı. Gece yüzlerce kişi yola çıktı, çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Biliyorsunuz 2 yıldır engellemeler devam ediyor. 2 sene içerisinde kadın erkek yapmış olduğumuz 100'den fazla konferans engellendi. Düğün salonlarında yapmak zorunda kaldık. Spor salonları ve bütün salonlar yasaklandı. Düğün salonları da tehdit edildi. Ta Almanya'ya varana kadar bu alçaklığı yaptılar. Kadınların konferanslarına varana kadar götürdüler meseleyi. 3-500 tane kadından korkacak kadar alçaldılar. Bu kadar cesaretsizler demek ki. El ilanları dağıtanlar alınıp götürüldü İskenderun'da. 10 gündür arkadaşlarımız orada gece gündüz mücadele veriyorlar. Bilmiyorum çıktılar mı çıkmadılar mı? Saatlerce içeride beklettiler. Hiçbir gerekçe yok. Resmi izin alınmış, her şey yapılmış. Afişlerimiz sürekli toplanıyor. Arkadaşlar sabahlara kadar uyumuyorlar, tekrar asıyorlar. Kaymakamlıklar valiliklerle yoluyla hiç izin vermeye de bilirlerdi. Ama direkt hükümetin yaptığı belli olmasın diye zabıtalarla yapmaya çalıştılar. Arkasında hükümet olduğu belli olmasın diye. Ve artık zabıtalarla meseleyi çözemeyince arkadaşlarımızın iradesi, sabrı, gayreti, cesareti sayesinde Allah'ın yardımıyla afişler yine de asıldıkça, yine de salonlar doldukça çıldırdılar ve artık emniyeti devreye koydular. İskenderun'a gitmemizi istemiyormuş. Bir mahalle muhtarı mıdır, köy muhtarı mıdır bilmiyorum. Ve koskoca devlet bir kadından korkmuş ve programı iptal etmiş. Siz buna inandınız mı? Bir devlet bu kadar yalan söyler mi? Komik laflar söylüyorlar. Emniyet bunu veriyor, kaymakamlık bunu veriyor arkadaşlara. Güvenliğinizi sağlayamayacağımızdan dolayı. Demek ki koskoca bir devlet olarak, demek ki sen ufacık bir ilçede benim güvenliğimi sağlayamayacaksın, öyle mi? Senden bir şey istemiyorum. Neden konferansı iptal ediyorsun? O gün oradayız. Önümüzü kesseler de şehre gireceğiz. Barikatlar koysalar da. Bizim başımıza gelenlerse bilmiyorsun değil mi? Bizim başımıza 2 seneden beri çektiğimizi Allah bilir. Her konferansta bu engelleme var. Her konferans afişlerimiz toplanıyor. Niye İslam alimini engelliyorlar? Neden engelliyorlar? Çünkü ben hükümeti 1-2 meselede tenkit ettim. Olabilir. Bu Allah mıdır, peygamber mi? Tenkit edilmez. Biz sararımızı verdik. Biz evimizden çıkarken gücümüz yettiği kadar, oraya kadar gitmeye karar vererek çıktık. Kararımızda
pazar günü orada ne olacak bilmiyorum. Ben her şeyi göz aldım. Benle beraber gelecek olanlar da her şeyi göz almalı. O gün oradan gaz mı sıkacaklar, kurşun mu sıkacaklar, ne sıkacaklar bilmiyorum. Ben herkesi her şeyi göz alarak gelmeye davet ediyorum. Furkan hareketinin başka harekete benzemediğini göstereceksiniz. Tekbir! Öncü neslin erlerinin yerinden kımıldamadığını göstereceksiniz. Tekbir! Dağılın diyecekler, dağılmayacaksınız. Tekbir! İstedikleri kadar tehdit etsinler, sonuna kadar devam edeceksiniz. Tekbir! Alın 50 kişiyi gidin. Diğerlerini de gelsin. Komutanım ben 50 kişiyle giden. Kusura bakmayın. O zaman ben burada yapacağım. Hayır ben burada da yapmayacağım. Bu yol böyle kapalı kalır. Ben bu insanlara söz verdim. Ben sözümü yemem. Bize orada bir yer gösterin. İskenderun'un girişinde bir yer gösterin. O salon olmasın başka bir yer olsun. Ben daha başına açıklama yapamak için. Kim açıklama yapacağım? Hepimiz gidelim oradan. Müsait bir yer komutanım. Bir saniye oradan orada. Bir konuşuruz bari beni. Bu kalabalığın sözünde duracak bir kalabalık olduğunu ispat ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Arabalara bineceksiniz, oraya geleceksiniz dediler. Asırlar geçti, yılları saydın, dik durun öncüler, zafer bizimdir. Kıymetli misafirlerimiz, destansı dik duruşuyla Furkan Hareketi'nin lideri, muhterem hocamızı konuşmalar için sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Kardeşlerim, bu dava yeni ortaya çıkmış bir dava değil. Kur'an-ı Kerim bize peygamberlerin kendi kavimleriyle olan mücadelelerini anlatır.
biz yeni bir dava ortaya koymadık. Biz sonradan ortaya çıkmış olan bir hareket değiliz. Biz ta Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan beri devam eden bu davanın bugünkü temsilcileriyiz. Ne ilk temsilcileriyiz, ne de son temsilcileriyiz. Bu dava kıyamete kadar da devam edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu dava taştan yapılmış evlere de girecek, çamurdan yapılan evlere de girecek, kıldan yapılan çadırlara da girecek. Bu davanın girmediği ev kalmayacak. Bizim karşımıza çıkanlar bunu bilsinler de öyle çıksınlar. İstikbal İslam'ın, Allahu Ekber. İstikbal İslam'ın, Allahu Ekber. İstikbal İslam'ın, Allahu Ekber. Bizi emniyetle, askerle karşı karşıya getirerek susturmak istiyorlar. Furkan hareketinin böyle bir hareket olmadığı meydandadır. Furkan hareketinin erleri rüştlerini ispat ettiler. Hep beraber sonuna kadar Allah'ın davasından ayrılmayacağız. İslam medeniyetinden başka bir medeniyete razı olmayacağız. Beşeri ideolojileri de, onların laikliklerini de kabul etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Hiçbir zaman terörist olmadık, olmayacağız. Olmayacağız. Ancak hiçbir zaman zulme de boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Eğmeyeceğiz. Müslümanlara pasiflikleriyle, korkaklıklarıyla tanındılar. Her şeye sessiz kaldılar. Yeni bir dönem başlıyor.